Ali Kara Hasanoğlu CHP'li Monşer Unutmadık seni, unutmayacağız. Azerbaycan'ın işgal altındaki toprağa Karabağ'ın kurtarılması için operasyon başlatıldığında CHP milletvekili ve eski monşerlerden Ünal Çeviköz hemen kafayı çıkartıp maalesef gelen haberlerde Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı gruplarında Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor açıklaması sonrasında Türkiye'nin uluslararası mahkemelerde yargılanabileceği tehdidinde bulunuyordu. Bu adamın bulunduğu CHP'ye İyi Partili bir tane milletvekilinin çıkıp da haddini bildirdiğine şahit olduk mu? Hayır. Milliyetçiymişler. Hadi oradan. Ülkücüymüşler. Ne ülkücüsü? Bu sözlere itiraz etmeyenlerin vatan sevgisinden bile şüphe edilir. CHP ile ittifak yapın, AK Parti'ye sabahtan akşama kadar küfredin. Yanı başınızdaki CHP sizin söyleminizle taban tabana zıt açıklamalar yapsın. Sesinizi kesip susun. Sonra da meydanlarda ahkam kesin. Milleti de enayi yerine koyup Sandıkta oy isteyin. Göreceğiz bakalım kaç kişi oy verecek. Azerbaycan'ın Karabağ topraklarının kurtarılmasında bu monşerliğini yapan Ünal Çeviköz, önceki günkü Avrupa Konseyi kararı sonrasında da benzer bir ihanete imza attı. Türkiye'nin emekli bir büyük elçisi mi yoksa Batı'nın kalemşörü mü anlamak mümkün değil. Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala hakkında dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderiyoruz. Bir baksınlar hukuki durumu nedir kararına yönelik olarak söylediği şu. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala kararı ile ilgili ihlal prosedürü başlatma konusunda oy çokluğuyla aldığı kritik karar tarafımızca dikkatle incelenmiştir. E, dikkatlice inceledin de ne gördün? Şunu görmüş Monşer. Söz konusu karar, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyelik statüsünü olumsuz şekilde etkileyecek ve ülkemizin Avrupa Konseyi'nden ihracına kadar varabilecek bir ihlal sürecinin başlangıcını oluşturmaktadır. Vay vay vay! İhraç kararının hala başında mıyız? Biz de sanıyorduk ki ihraç kararının eşiğindeyiz. Öyle diyordunuz ya. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargıçlık yapan, sonra CHP'ye milletvekili olan Rıza Türmen abin de ta 2020'nin sonunda Mart ayına kadar ihraç kararı çıkar diyordu ya. Bizim mahallenin CHP sevdalısı Yeni Asya Gazetesi kararı da Rıza Türmen'in açıklamasını manşete taşıyıp Avrupa Konseyi'nden ihraç kararı bekleniyor diyordu ya. Bir senedir gözlerimiz kapıda. Avrupa Konseyi'nin kararını bekliyoruz. Ama bir türlü o kararı alamıyorlar. Monşer devam ediyor. Söz konusu karar, Osman Kavala davasını aşarak Türkiye'nin uluslararası kurumlar nezdindeki geleceğini etkileyen bir boyuta evrilmiştir. Bu karara itiraz ederken, Türkiye'nin iç işlerine veya bağımsız yargı sürecine müdahale edildiği şeklinde iddialarda bulunulması ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının içeriğini anlamazdan gelmek ve anayasamızın 90. maddesini hiçe saymaktan başka sonuç doğurmamaktadır. Ben şimdi buna ihanet demeyeyim de ne diyeyim? Avrupa Konseyi bile biz bu işten bir şey anlamadık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararı verdik diyor. Türkiye ise ihlal kararı verilen dosyadan tahliye kararı çıktı. Şimdi Kavala başka bir dosyadan tutuklandı diyor. Dolayısıyla hukuki durum nedir? Bir bakar mısın diyerek dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yolluyor. Ama bizim Moncher Avrupa Konseyi'nin bile ötesine geçip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sorulan hukuki durumun aslında çok açık, çok net bir ihlal olduğunu iddia edip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının içeriğini anlamazdan gelme diye yorumlamaya kalkıyor. Sen kimden yanasın Monşer? Tamam Karabağ'da Ermenistan'dan yanaydın. Şimdi kimden yanasın? Veya şöyle soralım. Sen hep Türkiye düşmanı safta mısın? Okurlarımız diyecek ki Monşer'leri tanıyoruz. Niye uzatıyorsun ki? Haklısınız. Ama bu Monşer İyi Parti ile ittifak halinde. Ahmet Davutoğlu'yla, Ali Babacan'la, Temel Karamollaoğlu'yla ittifak halinde ve bu isimlerin hiçbirisinden bu monşere tek itiraz yok. Hatta milliyetçi geçinen İyi Partililer Avrupa Konseyi'nin kararı sonrasında çıkıp da tek kelime bile edemediler. Kimliğini taşıdıkları Türkiye Cumhuriyeti lehine tek kelime edemediler. Varsa yoksa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek, laf yetiştirmek Bakın o Cumhurbaşkanı sizin muhalefetteyken bile diyemediğinizi Avrupa Konseyi'ndeki şaklabanlara nasıl yüksek sesle aykırıyor. Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız. İktidardaki yani sırtında yumurta küfesi olan Erdoğan'ın sözleri buyken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i arayın ki bulasınız. Asenaymış. Peh peh peh. Ne asenası? Avrupa'nın kuklası. Yanındaki genel başkan yardımcıları da hakeza aynısından. Bir tanesi çıkıp da Erdoğan'ın söylediğinin aynısı bile diyemiyorlar. Avrupa Konseyi kararının açıklanmasının üzerinden 30 saat geçmiş. İktidara yürüdüğünü iddia eden, oyumuz %20'lere yaklaştı diyen partiden bir tane açıklama yok. Ve en sonunda milletvekili olmaktan başka partide ne sıfatı olduğunu bilmediğim İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin bir açıklama yapmış. Erdoğan'a destek verdiğini mi sanıyorsunuz? Havanızı alırsınız. Şöyle diyor İpçi Sezgin. İşlerin bu raddeye gelmesi dahi Türkiye'nin dış itibarı ve imajı açısından kötü bir durum. Bu muameleye, bu sürece girmiş olmak, bu muameleye tabi olmak bile bizim insan hakları, hukuk ve demokrasi konusundaki karnemiz açısından çok kötü bir sonuç doğuruyor. Siz çıkın da bu söylemle Kahramanmaraş'ta bir miting yapın da göreyim. Nevşehir'de, Çorum'da, Kastamonu'da, Sivas'ta bir caddeye çıkın da göreyim. Adamlardaki zihniyet bu. İttifak yaptıkları partinin monşerleri resmen Avrupa'nın avukatlığını yapıyor. Bunlar da onların kuyruğuna takılmış. Binmişler bir alamete, gidiyorlar kıyamete.